Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarım, öncelikle sizleri Uşak'tan sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle günümüzün hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Sözlerimin başında Pençe Şimşek Harekatı'nda dün akşam saatlerinde şehit olan kahraman Mehmetliğimiz Muhammed Öztürk'ü rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları, kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere aziz ve Müslüman Türk milletinin, kahraman silahlı kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Bu vesile kahraman güvenlik güçlerimize Yüce Rabbim'den üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim her daim onların yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, buraya gelmeden önce, biliyorsunuz Uşak'a gelmeden önce, Perşembe günü Şırnak'taydık. Şırnak'ta vatandaşlarımızla buluştuk. Esnafımızla sohbet ettik. Gençlerimizle bir araya geldik. Yöneticilerle görüştük. Güvenlik güçlerimizle görüştük. Daha sonra Siirt'e geçtik. Siirt'te de aynı ziyaretlerimizi yaptık. Akabinde Bitlis'e geçtik. Bitlis'te de benzer ziyaretlerimizi yaptık. Ve Van üzerinden Kastamonu'ya geçtik. Tabii orada öncelikle devletimizin son dönemlerde terörün tüm unsurlarına karşı topyekun vermiş olduğu mücadelenin sonuç aldığını ve huzurun geldiğini, güvenliğin sağlandığını çok net bir şekilde müşahede ettik. Yine aynı şekilde üst yapı ve altyapı çalışmaları, yatırımlar konusunda da büyük hız kazanıldığını, büyük mesafe alındığını gördük. Şimdi sıranın istihdama ve eğitime geldiğini, buralarla ilgili de yatırımların aciliyet kesbettiğini bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Yine gideceğiz. Oradaki teşkilatlarımız zaten bölgenin ve halkın nabzını tutuyor. Biz Türkiye'nin bütün vilayetleri gibi o bölgenin de, orada yaşayan kardeşlerimizin de güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. Onları namerde, haine ve kahpeye muhtaç etmeyeceğiz. Tabii oradan geldikten sonra Kastamonu başta olmak üzere Sinop ve Bartın'da yaşanan afet bölgesine geçtik. Heyetimizle birlikte önce Kastamonu, Bozkurt, akabinde Abana, Birişi, buraları bizzat ziyaret ettik. Sinop, Ayancık, Türkeli, buradaki teşkilat mensuplarımızla görüştük. Öncelikle oraya gittiğimizde afadın büyüklüğünü gördük ve gerçekten inanılması güç bir hadisenin yaşandığına da şahitlik ettik.
Bugüne kadar ben çok sel bölgesine, afet bölgesine gittim. Hemen yakınlarda sayılabilecek biliyorsunuz Giresun'un Dereli, Doğankent, akabinde Rize, Güneysu, Artvin, buralarda yaşanmıştı. Buralarda ziyaret ettim. Lakin Bozkurt'ta gördüğümüz bambaşka bir şeydi. Mutlaka bunun sebepleri araştırılacaktır. Ortaya konulacaktır. Ben öncelikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz olmak üzere Kastamonulu, Sinoplu, Bozkurtlu, Ayancıklı, Türkeli, Abanalı, İlişili kardeşlerimize bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın ve beterinden muhafaza etsin. Hayatını kaybeden ki en son rakam 70 olarak açıklandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Hala bulunamayanlar var. Bunların da en kısa zamanda bulunmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar bir telefonu söyle, şunu söyleyeyim. Böyle zamanlarda, yani zor zamanlarda siyaset olmaz. Söylenecek sözler biraz geriye bırakılır. Önce yaralar sarılır. Cenazelerimiz defnedilir. Taziyeler verilir. İhtiyaçlar giderilir. Ondan sonra siyasi partiler tespitlerini yaparlar. Eleştirirse eleştirir. Önerirse önerir. Teklifse teklif bunda bulunurlar. Ama tam yangının ortasında, selin ortasında siyasi rant elde etmek için söylenen sözleri doğru bulmuyoruz. Bir kere şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Devlet işin başından itibaren çok iyi çalışıyor. Çalıştı ve çalışıyor. Devletin bakanları olayın ilk andan itibaren bölgede. Bütün yetkililer bölgede. Bütün ilgili kuruluşlar bölgede. Halkımız büyük bir dayanışma içerisinde. Ve orada başta bakanlarımız olmak üzere yetkililerin, valilerin, kaymakamların, il müdürlerinin, AFAD'ın, UMKE'nin, JAK'ın, Kızılay'ın, diğer gönüllü kuruluşların, il özel idarelerinin, belediyelerin nasıl çırpındığına, nasıl çalıştığına şahit ol. Uykusuz geceler, büyük bir yorgunluk, bitkinlikle çare olmaya çalışıyorlar. İhtiyaçları gidermeye çalışıyorlar. Kurtarmaya çalışıyorlar. Elektriği kesilen köylere helikopterle jeneratörler götürülüyor. Vatandaşlarımızın tamamı helikopterlerle ya da başka araçlarla anında tahliye edildiler. Şu anda bütün iş makineleri harıl harıl orayı temizlemeye çalışıyor. Yani bu kadar can siperhane bir çalışma varken gerçekten bu işlerin farklı türlü konuşuluyor olması beni rahatsız ediyor. Ya bir afetle karşılaşacağız. Allah'tan gelen bir şey. Elbette tedbir, yapılaşmadaki eksiklikler, hatalar, ben de ifade ettim. Ya kardeşim derenin içinde 10 katlı bina olur mu? Bunun imarını kim vermişse, onayını kim vermişse, elbette bunun hesabı sorulacak ama bugün değil. Ki zaten tutuklanmış. Onun yanında hemen yıkılan, adeta yerle bir olan bir bina var. Orada insanlar hayatını kaybetmiş. Elbette bunun hesabı sorulacak. Ve bunun hesabı sadece bu müteahhitten de sorulmamalı. O dönemin belediye başkanı kimse, imar komisyonu başkanı kimse, oranın ruhsatını kim vermişse, ondan da müteahhitten nasıl hesap soruluyorsa, ondan da hesap sorulması lazım.
Bunlar elbette konuşur ama dediğim gibi önce yaralarını sarılmış. Efendim işte HES patlamış ya da kapaklarını açmış. Bu da mutlaka ortaya çıkacak. Bunu iddia ediyor diyelim Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri. İşin kolayı var kardeşim. Binin helikoptere, gidin bakın. Eğer devletin devlet yetkililerinin söylediği sizi tatmin etmiyorsa paranız var, pulunuz var. Devletten her yıl yüzlerce trilyon para alıyorsunuz. Devlet size bu parayı niye veriyor? Rahat rahat gezin, yiyin için diye vermiyor. Millete hizmet için veriyor. Gidin bir tane helikopter, bir sürü iş adamınızın şu anda elinizde olan belediyeler, helikopterleri var, özel uçakları var. Gidin bakın. Eğer gizlenen bir şey varsa bunu açıklayın. Yok. Gizlenen bir şey yoksa da tezvirat yapmayın. Milletin zor zamanlarında milletin hissiyatıyla oynayıp acıta etmeyin. İstismar etmeyin. Bir kere daha söylüyorum. Gittik, gezdik, inceledik ve gördük. Devlet tüm kurumlarıyla, bütün gücüyle sahadan yaraları sarmaya, kurtarılmayı bekleyenleri kurtarmaya, elektriği olmayan köylere elektrik vermeye, suyu olmayanlara su vermeye, ekmeği aşı olmayanlara ekmek vermeye gayret ediyor. Ve hızla yaraları sarmaya ve temizlemeye çalışıyor. Kolay değil. Yani düşünün ki bir ilçe neredeyse, düşünün şu Uşak Çarşısı. Çarşısının tamamı senin altında kalmış. Çamurun içinde kalmış. Ağaçlar, kütükler gelmiş tıkamış. Yani onun için bu kolay bir şey değil. Bunu el birliğiyle atlatacağız. Dayanışmayla atlatacağız. Onun için şimdi birlik zamanı, şimdi dayanışma zamanı, şimdi yardımlaşma zamanı. Daha cenazelerimiz ortada. Daha kaybolmuş, naaşları bulunamayan insanlarımız var. Bunların ailelerinin duygularını istismar ederek siyasi rant elde etmek bence küçüklüktür. Onun için herkes bundan vazgeçsin. Ama dediğim gibi yaralarımızı saralım. Kim ne görmüşse, kim neyi tespit etmişse bizim de tespitlerimiz var. Bizim de söyleyeceğimiz sözler var. Ama gün o gün değil. Bugün yaralarımızı sarma ve acılı olan ailelerimizin yanında olma, yardımlaşma ve şu enkazı kaldırma, hasarlarımızı tamir etme. Önce bunu yapacağız. Ben bir kere daha başta Bozkurtlu kardeşlerimiz, Abanalı, Ayancıklı, Türkelli kardeşlerimiz olmak üzere hepsine bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tekrar hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ve orada can siparihane, yaraları sarmak için, kaybolanları kurtarmak için, dertlere deva olmak için çalışan bütün yetkililerimize, başta bakanlarımız olmak üzere, bütün kurumlarımıza, bunlarda görev yapan memurlarımıza, işçilerimize ve gönüllülerimize, oradaki gönüllü dernekler var. Bütün onların mensuplarına, gönüllü insanlarımız var. Hepsine şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afattan, her türlü şerden, her türlü kötülükten muhafaza eylesin diyoruz. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ve Türkiye'nin ciddi şekilde gündemini haklı olarak meşgul eden bir konuda bu mülteci, göçmen, sığınmacı ya da kaçak göçmen, kaçak yollarla Türkiye'ye giren insanlar, bunlar meşgul ediyor. Bunlar artık toplumumuzu ciddi şekilde rahatsız eder boyutlara gelmiştir. Suriye'de savaşın ilk başladığı yıllarda Türkiye'ye doğru bir göç dalgası başladığında biz şunu söyledik. Dedi ki sınırımızın hemen diğer tarafında bir tampon bölge oluşturulsun. Bu insanlar orada tutulsunlar. Türkiye'nin içine alınmasınlar. Ve konu Birleşmiş Milletler
mülteciler komisyonu ya da ilgili kuruluşlarla birlikte çözülsün. O günlerden bugünlere geldik. Ve en son Afganistan'da yaşanan hadiselerle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte bu sefer Afganistan'dan hızlı bir kaçak göçmen ülkemize giriş yapmaya başladı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. İşin insani boyutu farklı bir şeydir. Ve insani boyutuyla ilgili Türkiye üzerine düşeni yapmalıdır. Fakat insani boyutu ya da üzerine düşen şu değildir. İçeriye alıp efendim içeride istediği gibi bir yaşam sunmak değildir. Bunun insani boyutu sınırın dışında. Yapamıyorsa hemen sınırın içinde kamplar oluşturur. Tampon bölgeler oluşturur. Aynen Suriyeliler için söylediğimiz gibi burada bu insanları tutmak, Türkiye'nin işlerine girişini engellemek ve yine Birleşmiş Milletler'le veya diğer uluslararası kuruluşlarla bu konuyu çözmektir. Yoksa bunlar Türkiye'nin başına ileride daha büyük aileler açacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bu süreçlerin yaşandığı ülkelere baktığımızda bunları çok net görürüz. Bunlar tecrübe edilmiştir. Tekrar tecrübe etmenin zarardan başka bir sonucu olmayacak. Onun için yol yakınken bunların zapturap altına alınması ve mutlaka ama mutlaka belli bölgelerde istihdam demeyelim de belli bölgelerde tutularak bence Türkiye'nin her tarafına yayılmalarına müsaade edilmemeli. Kontrol altında belli bölgelerde tutulmalı. Diyelim Afganistan'da belli bir süre sonra normalleşme sağlandığında oraya gönderilmelidir. Ya da başka hangi ülkeye gitmek istiyorlarsa oraya gönderilmelidirler. Ama Türkiye'nin içine istedikleri gibi böyle ellerini kollarını sallayarak gitmelerine müsaade edilmemelidir. Bunların toplumsal sonuçları olacaktır ve olmaya başlamıştır. Hırsızlıkların artması, tecavüzlerin artması, bunların çeteleşerek kavga, şiddet, bu yöntemlere başvurması kaçınılmazdır. Yani bu Amerika'da da yaşanmıştır, Avrupa kıtasında da yaşanmıştır. Eğer biz bugün biraz daha geç kalırsak Türkiye de benzer şeyleri yaşayacaktır. Burada elbette ki açık ve net olarak söylüyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Elbette ki Türk soylularla ilgili farklı bir muamele yapılmalıdır. Her millet bunu yapar. Her devlet bunu yapar. Afganistan'da gelinen bu aşamada eğer Türk soylulara karşı, Özbeklere karşı özellikle ya da Taciklere karşı bir kıyım varsa elbette ki Türkiye buna sessiz kalmamalı. Bunlara sahip çıkmalı. 19. yüzyıl sonlarında İlgilenenler bilir ya da açanlar okur. Afganistan'da Hazara Türkleri soykırımla karşı karşıya kalmışlar. Ve sırf mezhepleri farklı olduğu için bu muameleyle karşılaşmışlardır. Bugün aynı akıbeti Özbeklerin yaşamasına Türkiye müsaade etmemelidir. Ve bunlar özellikle Afganistan'dan gelen göçmenlerin biz şu anda yapısını bilmiyoruz. Hazara Türklerini biçenler ya da
Özbekleri biçenler geliyorsa bunların bir tanesi bile alınmamalıdır. Ama Türk soylular geliyorsa ben öyle dediğim gibi ülkemizin işte İran'dan geliyorlarsa o Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bekletilirler, orada kamplar oluşturulur ve orada kalırlar ta ki ülkelerinde süreç normale dönene kadar. Ama bunun dışındakilerle ilgili Türkiye asla kapılarını açmamalıdır. Türkiye yeteri kadar adına ne derseniz deyin, ister mülteci, ister sığınmacı, ister göçmen yeterinden fazla almıştır. Burası Türkiye Avrupa'nın tampon bölgesi haline dönüşmemelidir. Ya da Amerika'nın tampon bölgesi olmamalıdır. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve devlet gereğini yapmalıdır. Aynı şey Suriye'den gelen yine adına ne derseniz deyin göçmenlerle, kaçak göçmenlerle ilgili. Bunların da yine Türkiye'nin işlerine İstanbul, Ankara, Güney, Ege başta olmak üzere buraya kontrolsüz bir şekilde yayılmalarına müsaade edilmemelidir. Bunlar da mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Hele ki sosyal medyadan görüyoruz. Tabii bunların hepsine de inanmamak lazım. Provokasyon yapanlar var, kışkırtanlar var. Özellikle bu tür videolar çekip toplumu ajite etmeye çalışanlar var. Her videonun da sosyal medyada paylaşılan her bilginin de doğru olmadığını bilmeliyiz. Bunların peşine de takılmamalıyız. Buradan Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Çünkü bütün niyet Türkiye'de istikrarı bozmak ve onun sonucunda da bir yönetim değişikliği, bir sistem değişikliği ve bir iktidar değişikliği umulmaktadır. Onun için bütün araçlar meşru görülerek kullanılmaktadır. Bu oyuna da gelmemeliyiz. Burada da dikkatli olmalıyız. Burada asla vatandaşlarımız kışkırtmalara gelmemeli. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türklere hakaret mi etmiştir, meydan mı okumuştur? Devlet alır onun kulağından ve sınırın dışına koyar ve koymalıdır. Cezasını verir. Ya da efendim işte hepimizin değil mi kanı dondu. Tüylerimiz diken diken oldu. 17 yaşındaki bir kız çocuğuna, bir yavrumuza, evladımıza saldırılıyor ve bitkisel hayata gidiyor. Yani bu asla kabul etmeyeceğimiz bir şeydir. Bunun hiçbir şekilde izahı olmaz. Onun için diyorum, bu gelenler mutlaka toplu olarak bir yerde tutulacaksa tutulmalı, asla Türkiye'nin içine yayılmalarına, dağılmalarına müsaade edilmemelidir. Yoksa benzer hadiseleri Allah korusun yaşarız. Bunu Avrupa'sı yaşadı. Başka ülkeleri yaşadı. Çünkü oradan gelen insanların her ne kadar Müslüman olsalar da İslam inançları bizimle bir değil. Kültürleri bizimle bir değil. Hayata bakış açıları, kadına bakışları, insana bakışları bizimle bir değil. Binaenaleyh bu sonuçları yaşarız. Onun için yaşamamak için tedbir almalıyız. Ve bakın, yani İbn Haldun bir devletin, bir toplumun, bir toplumda bir devletin yıkılışını götüren sebepler var. Bu sebepleri şöyle önümüze aldığımızda burada neyi görüyoruz? Bir, dayanışmanın yok olmasıdır. Bunu kaybetmemeliyiz. İki, üretimin zayıflaması. Bakın toplumumuzda en önemli hadiselerden birisi üretim. Üç, fiyat ve vergilerin artması. Biz şu anda onu yaşıyoruz.
Değil mi? Fiyatlar inanılmaz şekilde artıyor. Buna bağlı olarak vergiler artıyor. 4. Liyakatın kaybolması. 5. Adaletsizlik ve kayırmacılığın artması. 6. Umutların kaybolması. Karamsarlığın çoğalması. Ve son madde ne diyor? Göçün hızlanması. Yani bir devleti yıkılışa götüren sebeplerden bir tanesi de İbn Haldun'a göre göçün hızlanması. Yani ülkemiz onun için bu kadar göç kabul edemez. Bu devletin bekasını da ilgilendiren bir meseledir. Bu bir milli beka meselesidir. Bu geçiştirilemez. Bunun üzerinden kimse siyasi hesap yapmamalı. Bunu her taraflı söylüyorum. Hem iktidar için söylüyorum, hem muhalefet için söylüyorum. Bu iş siyaset yapılacak iş değildir. Bu devleti ilgilendiren bir meseledir. Milleti ilgilendiren bir meseledir. Bu devletin beka meselesidir, milletin beka meselesidir. Onun için burada duygusallığa da yer olmaz. Her şey uluslararası hukuka ve bizim iç kanunlarımız mevcut kanunlara göre, lakin bunlar yetersiz kalıyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen toplanmalı, yeni kanun düzenlemeler yapmalı ve bu sürece müdahale etmeli. Bunun böyle gitmesine göz yumamayız, müsaade edemeyiz. Toplumda huzur kaybolursa her şey kaybolur. Bu toplumumuzda ahlaktan huzura, güvenlikten refaha her şeyi ilgilendiriyor. Bu göçmen meselesi. Böyle bakacağız. Diğer taraftan bir kere daha altını çiziyorum. Yine burada iki türlü kışkırtmacılar var. Bu göçmenler üzerinden toplumu tahrik etmeye çalışanlar var. Birincisi siyasi rant elde etmek için, ön plana çıkmak için milletin duygularını istismar ederek burada öne çıkmaya çalışanlar var. Siyasetçilerimiz var. Bunlar yanlış. İkincisi de daha büyük esas fotoğraf. O da işte bu göçmenler üzerinden, sığınmacılar, kaçak yollarla Türkiye'ye girenler üzerinden bir iç kargaşa çıkararak Türkiye'yi Suriye, Irak yapmaya çalışanlar var. Esas dikkat edilmesi gereken mesele budur. Onun için hiçbirimiz bu oyunlara gelmedi. Devletimiz var. Halkı sokağa inmesini doğru bulmuyoruz. Bu kışkırtmalara halkımız gelmemeli. Milletimiz gelmemeli. Bizim güçlü bir devletimiz var. Bizim kuvvetli güvenlik sistemimiz var. İçişleri Bakanlığımız, emniyetimiz, polisimiz, jandarmamız var. Askerimiz var. Onlar çözer. Bizim adalet sistemimiz var, hukuk sistemimiz var. Onlar suç işleyenin yakasına yapışır. Onun için toplumu hiç kimse acele etmesin. Buradan bir siyasi rant peşinde koşmasın. Ve emperyalist siyonistlerin de ekmeğini yağ sürmesin. Hele adına milliyetçi diyenler bunu hiç yapmasın. Bu neticede kimin işine yarar? Uluslararası emperyalizmin ve siyonistlerin işine yarar. Onun için Türkiye'yi karıştırmayacağız ama devleti yönetenler de bu meseleyi çözecek. Bu sığınmacıların, göçmenlerin Türkiye içine yayılmasına müsaade etmeyecek. Toplumun huzurunu bozmasına müsaade etmeyecek. Toplumdaki dengenin bozulmasına müsaade etmeyecek. Onun için sınırında tutacak, almayacak, içeriye almayacak. Belli bir bölgede tutacak. Türk soylu olanlar da dediğim gibi oradan geliyorlar. Hemen o sınırda doğuda, güneydoğuda oralara yerleştirecek, oralarda tutacak. Kıymetli
basın mensupları, değerli arkadaşlar, bir kere daha bu tür olumsuz hadiselerle karşı karşıya kalan, yani bu göçmenden oluşturduğu hadiselerle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede tedavi olanlara da acil şifalar niyaz ediyorum. Kıymetli basın mensupları, tabii dünyanın ve Türkiye'nin şu andaki birinci gündem maddesi Afganistan. Afganistan bizim için de, Türkiye için de, Türk ve İslam coğrafyası için de önemli bir bölge, önemli bir devlet. Birincisi, yıllarca orada Türk devletleri bulunmuş, daha sonra İslam'la şereflenilmiş, yani hem soydaşlarımızın hem dindaşlarımızın olduğu bir bölge. Elbette ki biz Taliban zihniyetini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu zihniyetin hem insanlığa, hem Afganistan'a, hem de İslam'a büyük zarar verdiğini de açık yüreklilikle söylüyoruz. Maalesef Afganistan'ı bu hale emperyalistler getirdi, Siyonistler getirdi. 20 yıl Amerika Birleşik Devletleri orayı işgal etti. Ve çekilir çekilmez, nasıl oluyor da 61 kişilik silahlı gücü olan Taliban, 350 bin kişilik ordusu olan, devlet ordusu olan Afganistan'da adeta elini kolunu sallayarak şehirleri ele geçiriyor ve başkent Kabil'e girdi. Yani bu işler aylar sürer, yıllar sürer diyenler, bir de baktık ki 3 gün içinde Taliban Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçirdi ve şu anda da başkent Kabil'e girdi. 2 gün önce deneyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililer de başka ülkeler. Bence bu normal bir süreç değil. İlginç şeyler. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında bir ilişkinin, gizli bir ajandanın, anlaşmanın olduğu çok açık. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en güçlü hava saldırı ve savunma sistemine sahip olan bir ülke güya Taliban'ı havadan vuruyormuş. Nerede vurmuş? Yani bizim bildiğimiz, bize anlatılan yerdeki karıncayı bile görebiliyorlar, izleyebiliyorlar. Yerdeki karıncayı görenler nasıl oldu da bu kadar 60 bin Taliban gücünü görmedi? Bunların şehirleri bir bir ele geçirmesine, en sonunda başkent Kabil'e girmesine nasıl müsaade etti? Demek ki müsaade etti. Demek ki bir anlaşma var. Bilerek çekildiler, bilerek bıraktılar. Bu çok açık ve net. Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette bunu biliyor. Bunun için de buna göre hareket etmesi gerekiyor. Taliban eğer Afganistan'da yönetimi tamamen ele geçirirse ve uluslararası güçler tarafından da tanınırsa, elbette ki Türkiye'de sadece devletler hukukuna göre ya da mütekabiliyet hukuklarına göre ilişkilerini kurar. Ama bunlar gerçekleşmeden sadece yapılabilecek olan, oradaki insanların daha fazla ölümle ya da zulümle, katliamla yüz yüze gelmemesi için, karşılaşmaması için, özellikle soydaşlarımızın Hazarat Türkleri gibi biçilmemesi için elbette ki adımlar atmalıdır. Duyarsız kalamaz, sırtını dönemez. Yine aynı şekilde Türkiye'ye yoğunlaşan bu kaçak göçmen konusunun çözülmesi için de yine elbette ki bir takım temasları olmalıdır ve olacaktır. Ya burada Türkiye direkt Taliban'la ilişki
kurmak yerine öncelikle özellikle Pakistan ve İran'ı, hatta Özbekistan'ı ve Tacikistan'ı devreye sokmalıdır. Bunlar aracılığıyla bu süreçler belli bir süre yönetilmelidir, yürütülmelidir. Ama bir kere daha söylüyorum, efendim CHP'nin ya da onun peşine takılanların dediği gibi, bizim ne işimiz var Afganistan'da, bizim ne işimiz var Libya'da, bizim ne işimiz var Suriye'nin kuzeyinde. Hatta onların diğer bir ittifak ortağı HDP'nin dediği gibi, bizim ne işimiz var işte Karabağ'da. Bizim bu coğrafyaların hepsinde işimiz var. Çünkü orada Türk var, Müslüman var, mazlum var. Ve onların da daha ötesinde bu coğrafyalarla beraber daha başka yerlerde de görülecek hesabımız var. Elbette ki günü geldikçe bu hesapları bir bir göreceğiz. Karabağ'da nasıl görmüşsek zamanı gelecek. Kırım'da da göreceğiz. Balkanlar'da da göreceğiz. Türkmenistan'da da göreceğiz. Kuzey Afrika'da da göreceğiz. Afganistan'da da göreceğiz. Zamanı gelince hepsini yapacağız. Onun için bizim ne işimiz var diyemeyiz. Ama bütün bunları da akılla, bilimle, diplomasiyle devletimizi, milletimizi önceleyerek elbette ki kendi kuvvetlerimizi önceleyerek yapacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk ve İslam coğrafyasının lider kalbidir. Manevi olarak elbette ki Hicaz bölgesi ama öbür taraftan 10 asırdan fazla İslam'a sancaktarlık yapmış, Türkiye bayraktarlık yapmış bu millet elbette ki o anlamda Türk ve İslam coğrafyasının merkezidir. Bunu görüyoruz işte. Her başına sıkışan buraya koşuyor ya da buradan yardım istiyor. Onun için burayı koruyacağız. Öncelikle burayı muhafaza edeceğiz. Burayı güçlendireceğiz. Temel mesele bu. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti. Kıymetli vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, bu hususlarla ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, ne Çin'e, ne de bir başkasına güvenemeyiz. Elbette ki işbirliği, mütekabili esası, bunlar tamam. Ama biz her şeyden önce şunu bileceğiz ki, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunu bileceğiz. Hiçbirisi bize karşı samimi değil. Bunu bilerek hareket edeceğiz. Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, Uşak'tayız. Tabii pandeminin getirdiği yaşadığımız süreç ekonomik olarak dünyayı etkiledi. Türkiye'yi de etkiledi. Ve bundan Uşak ilimizde elbette ki etkilendi. Özellikle işte şu anda içinde bulunduğumuz bu hizmet sektörüne mensup kardeşlerimiz de bu süreçten en fazla olumsuz anlamda etkilenen kardeşlerimiz, işletmelerimiz, esnaflarımız. Onun için bunlara verilen destekler anaların ak sütü gibi helaldir. Daha da desteklenmesi gerekir. Bir önce de söyledim. Üretimin desteklenmesi gerekir. Sanayinin desteklenmesi gerekir. Hükümetin, devleti yönetenlerin ne yapıp edip bu fahiş fiyat artışlarına mutlaka bir dur demesi gerekir. Bu fırsatçılara, pandemide fırsatçılar ortaya çıkıyor, rantçılar. Yangında çıkıyor, selde çıkıyor. Bunlarla ilgili de gerekiyor tabii kanun düzenleme yapmalı. Bunlara da meydan bırakılmamalı. Bir de şu anda en çok üretim yapacak kardeşlerimizin ham madde ihtiyacı. Bunlar ham madde bulmakta sıkıntı çekilmektedir. Ya da çok yüksek maliyetler var. Emtia fiyatlarında. Bu efendim yem fiyatında da var. Hayvancılıkla uğraşan
vatandaşımızın, tarım çiftçilik yapanın gübre fiyatında da var. Sanayideki saçta, demirde de var. Yani her üreten, hangi alanda üretiyorsa ürettim, üretmek için kullandığı malzemelerin mutlaka hepsinde fahiş fiyat artışları var. Bunlar kabul edilemez. Burada Türkiye'nin yapması gereken öncelikle şudur. Bir, bu fahiş fiyat artışlarını öncelikli olarak durdurmalıdır, müdahale etmelidir. İki, bunlar dışarıdan geliyorsa bunlar içerideki üretimini desteklemelidir. Bunları en çok hangi maddede dışarıya para ödüyorsak bunların tespit edilir. Bunların üretimi içeride yapılmalıdır. Uygun fiyatlarla üretilmelidir. Ve üretici her alandaki üretici desteklenmelidir. İstihdam, kim bir işçi, üç işçi, beş işçi, on işçi istihdam verecek bir iş yeri açıyorsa bu mutlaka desteklenmelidir. Bunun önü açılmalıdır. Devlet bankaları başta olmak üzere diğer bankalar birilerinin borçlarını kapatma yerine üreticiyi desteklemeli. Bunu yapmalı. Bunu yapacak. Ancak bu şekilde biz bu ekonomik buhrandan çıkabiliriz. Başka türlü bu ekonomik buhranın içinde debeleniriz. Buradan da en büyük zararı milletimiz görür, ülkemiz görür. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli basın mensuplarınız, bizleri izleyen yahut sosyal medya hesaplarından takip eden kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bu aziz ve necip Müslüman Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, yeryüzündeki bütün mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet.